Şimdi bir son dakika gelişmesiyle karşı karşıyayız. Şimdi 28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiinde bulunan, bölgede bulunan sualtı savunma timleri süratle intikal ettirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada paylaştığı bahse konu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksadıyla müdahaleye başlanılmıştır denildi. Şimdi o noktaya gideceğiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın yazdığı sosyal paylaşımda ilgili Emrah Çakmak şu anda telefon attığımızda ona bağlanacağız. Emrah, nedir son durum? Meltem Bozdayoğlu, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde cumartesi günü bir mayın ihbarı alındı. Bir ticari geminin mayın benzeri bir cisim gördüğü haber vermesi üzerine Boğaz'da, Karadeniz'de hareketlilik yaşanmıştı. Ve ilk anda ekipler o bölgeye hızla intikal ettiler ve o görülen cismin bir mayın olduğu, Rus tipi mayının olduğu, üzerinde çıpalarının olduğu görüldü. Ve ekipler hızla bölgeye havadan ve denizden müdahaleye başladılar. Özellikle Boğaz'ın çift yönlü olarak trafiği kapatıldığını, ki cumartesi günü yaşanan gelişmeler bu şekilde gerçekleşmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açıklama yaparak ekiplerin hızlıca o görülen cisme müdahale gerçekleştirmeye başladığını söyledi. SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yaklaşık 2,5 saat sürdü bu çalışmalar. Eski tip mayının patlayıcı ağırlığının 30 kilogram olduğu belirlendi. Bu nitelikte bir mayının her tür gemiyi batırabileceği de söylendi. Mayının fark edilmesinin ardından birçok tedbir alındı. Onlardan birkaçı şuydu: işte Boğaz'ın geçici olarak çift yönlü olarak kapatılmasıydı. Ardından tekrar o mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından tekrar açıldı Boğaz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemiler o bölgeye intikal etti. Havadan müdahale başladı. Havadan gözlem faaliyeti gerçekleştirildi. Ardından kıyı emniyeti ve sahil güvenlikte önlemlerini sürdürdü. An itibariyle bölgede TCG Akçay mayın arama gemisi şu anda faaliyetlerine devam ediyor. 3 mayın arama gemisi ve bir hayalet gemi de görevlerine devam ediyor. Özellikle bu olayın yaşanmasının ardından yine Tarım Orman Bakanlığı tarafından da açıklama yapılmıştı. Balıkçıların ve halkımızın can güvenliği için 26 Mart 2022 tarihi itibariyle ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur denildi. Bu olay nasıl gerçekleşti? Rusya-Ukrayna savaşının hemen ardından Rus kaynaklarının verdiği bilgi doğrultusunda Ukrayna'nın Odessa limanına 420 mayın yerleştirdiği ve o mayınların da halatlarının koptuğu ve Karadeniz'den, özellikle İstanbul Boğazı'na, Karadeniz girişinden ilerleyebileceği tahmin ediliyordu ki bu kaynakların bilgi paylaşmasının ardından Ukrayna kaynakları da böyle bir şeyin olmadığı yönünde bilgi paylaşmıştı. 420 serseri mayının sürüklenerek İstanbul'a gelebileceği söylenmişti. Biz de bu haber üzerine o noktada Karadeniz'de gelişlerin olup olmayacağını takip etmiştik ki cumartesi günü Karadeniz, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bir cisim görüldü ve o cismin mayına benzediği şeklinde bir ticari geminin ihbarda bulunmasının ardından da harekete geçildi. Rus tipi eski bir mayın olduğu tespit edildi ve bölgede ciddi hareketlilik yaşandı. Hemen Milli Savunma Bakanlığı ekipleri bölgede aramalara başladılar. Ardından aynı gün içerisinde ikinci bir mayın görüldüğü, ikinci bir cisim görüldüğü yönünde açıklamalar yapılmıştı. Güvenlik kaynakları bu açıklamanın asılsız olduğu söylendi. İğneada açıklarında bir mayın daha bulundu. Bu mayın da Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı ve bölgede ciddi hareketlilik söz konusu. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı bölgede o 420 serseri mayının Boğaz'a, yani Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na gelebilecek ihtimali üzerinde durdu ve bölgede ekipler arama faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor. Özellikle uyarılarda bulunmuştu, NAPEX yayınlanmıştı. Bu konuda ticari gemilerin Karadeniz'de herhangi bir cisim gördüğü takdirde hemen güvenlik kaynaklarına bunu bildirmeleri istenmişti ki Milli Savunma Bakanlığı'ndan tekrar bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada İğneada açıklarında tekrar bir mayın benzeri bir cismin bulunduğu şeklinde bilgi paylaşılmıştı. 420 serseri mayının yerleştirildiği andan ve halatlarının kopmasının ardından, Karadeniz'e doğru yayılmasının ardından
özellikle Türkiye ciddi olarak bu konu üzerinde yakından takip edildiği yönünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından NAVTEK yayınlanmıştı. O hareketliliğin ilk ki cumartesi günü yaşandı. O cismin görünmesinin ardından bölge ekipler intikal etti. Özellikle havadan helikopterler bölgeyi tamamen taradılar. Ardından denizden de Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından botlarla çevresinde incelemeler yapıldı ve o incelemelerin ardından görülen o cisim 2,5 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bilgisini paylaşalım. An itibariyle TCG Akçay Mayın Arama Gemisi bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Balıkesir'den İstanbul'a, Boğaz'a sevk edildi ki olası tehditlere karşı 420 mayından bahsedildiği için herhangi bir olumsuzluğa karşı mücadelede anlık olarak yakından takip çok önemli. Dolayısıyla şu anda Boğaz'da denetimler devam ediyor diyebiliriz ve olası 420 mayının Karadeniz'e yönelmesinde ekiplerin takibinde olduğunu söyleyebiliriz Meltem. Evet, bir mayın şoku daha yaşandı İğneada'da.